Ekin Chips ve Anka Home Furniture ana sponsorluğunda Londra Aktüel devam ediyor. Bundan böyle zaman zaman programımızda İngiltere eğitim sistemine dair bazı bilgileri sizlerle paylaşacağız. Bu haftaki konumuz GCSE seçenekleri. Deniz Akademi yöneticisi eğitmen Deniz Konca sorularımızı yanıtlayacak. Eğer sizin de eğitim sistemiyle alakalı sorularınız varsa Londra Aktüel'in sosyal medya hesaplarında yayınlanacak olan bu videomuzun altına ya da WhatsApp hattımıza yazarak bizlere iletebilirsiniz. Önümüzdeki haftalarda sizlerden gelen soruların yanıtlarına yer vereceğiz. GCSE İngiltere'deki zorunlu eğitimin son 2 yıllık zaman dilimini oluşturmakta. 10. ve 11. sınıflarda öğrenciler GCSE'lerini yaparlar. GCSE'lerini bitirdikten sonra bazıları akademik eğitimine devam eder, bazıları iş hayatına atılabilirler. 11. sınıfa kadar tabii ki zorunlu eğitim İngiltere'de devam eder. Biz son 2 yılını işleyeceğiz beraber, 10 ve 11. sınıfı. GCSE'lerde bazı ana dersler vardır. Her öğrencinin yapması gereken derslerdir bunlar. Bunlar option, yani seçenek olarak adlandırılmaz. Öğrenciye otomatikman okul tarafından verilir. Hangi dersler bunlar? Matematik, İngilizce ve fen bilgisi. Bu üç dersin dışında okul iki tane daha ders verir. Bu okuldan okula değişebilir. Bunlar da nelerdir? Beden eğitimi, PE dediğimiz, RE, din üzerine bir ders ve bunun yanında bazı okullarda citizenship'te bulunmaktadır. Bu derslerin dışındaki konulara değineceğiz şu anda, options dediğimiz. Bu optionslar tabii ki okuldan okula fark edebiliyor muhakkak. Okullar öğrencilerine bazı formlar gönderirler. Tabii şu anda pandemi sürecinde artık online'a döndü bu optionlar seçimi. Çocuklarda bu formlarda kutucuklar vardır. Her kutudan birer tane ders seçerler. Ona göre okulda bu dersleri öğrencilere tayin eder. Ortalama bir öğrenci 9 tane GCSE yapar. Zaten az önce 5 tane saydık. Bu 5'ini matematik, İngilizce, fen bilgisi ve artı 2 dersle beraber 5'ini zaten almış durumda. Geriye 4 tane ders kalıyor. Şimdi bunu 4 kategoriye ayırıyoruz. Bunlardan bir tanesi sanatsal dersler. Nedir bunlar? Art dediğimiz, product design dediğimiz, drama dediğimiz bazı derslerden öğrenci bir tanesini seçer. İkinci opsiyon olarak kutulardan diğeri de dil, yabancı dildir. Bunlar da genellikle Fransızca, İspanyolca ve Almancadır. Fakat başında da belirttiğim gibi her okulda farklı opsiyonlar olduğu için bazı okullarda Rusça ya da Çince dersleri de GCSE'lerin bir parçası olarak, opsiyon olarak öğrencilere sunulmakta. İkinci opsiyonumuz buydu. Üçüncüsü ise teknik bir ders. Nedir bu teknik dersler? IT, Computer Science gibi öğrencilerin, özellikle mühendislik fakültesi okumak isteyen öğrencilerin ya da bilgisayar üzerine çalışmak isteyen öğrencilerin seçeceği dersleri bulunduran bir kutudur. Tabii yine bazı okullarda engineering de vardır. Çok daha fazla çeşitler de bulunabilmekte. Buradan üçüncü derslerini seçerler. Dördüncü kutuda ise humanities dediğimiz sözel, tarih ya da coğrafya ikilisinden birini seçerler. Tabii bu kutuların içerisinde az önce saydığım derslerin dışında psikoloji, ekonomi gibi birçok dersler de bulunmakta. Fakat dört kategoriye ayırabiliriz. Humanities, yani tarih ya da coğrafya, teknik bir ders, computer science, IT gibi sanatsal bir ders, drama, sanat gibi. Dördüncü ders olarak ise yabancı dil, Fransızca, Almanca, İspanyolca gibi derslerden birini seçerler. Çocuklar bunu derslerini seçerken nelere dikkat etmeleri gerekiyor ve ne zaman seçiliyor, bunları konuşalım. Normal şartlar altında okulların büyük bir çoğunluğu bu opsiyonları çocukların 9. sınıfta seçmelerini talep ederler. Çünkü GCSE 10. sınıfta başlar. Okullar 9. sınıfın ikinci döneminde ya da üçüncü döneminde çocuklara formları göndererek opsiyonlarını seçmelerini istiyorlar. Fakat bazı okullarda 8. sınıfta da başlayabilmekte
opsiyon seçimleri. Neden 8. sınıfta başlıyor? Örneğin Triple Science dediğimiz Science 3 katlı fen bilgisi olarak onu tercüme edelim. Fen bilgisi kuvvetli olan öğrenciler Triple Science seçerler ve artık 9. sınıfta ona başlamaları bir nebze gerektiğinden dolayı 8. sınıfta da bazı okullar optionları seçtirmekte. Bazı okullar bu optionların bazılarını erken öğrenciye verip 9. sınıfta ya da 10. sınıfta sınavına sokan okullar da var. Bu da ne demek? 11. sınıfta öğrencinin üzerindeki yük tabii ki de azalmakta. Peki çocuklar nasıl seçiyorlar bu dersleri? Tabii tercihten önce dikkat etmeleri gereken en hassas nokta kariyer planlamaları. İleride okuyacakları bölümle alakalı ya da tercih ettikleri bölümle alakalı dersler seçmeleri gerekiyor. Örneğin mimarlık hedefleyen bir öğrenci art dersini tabii ki de GCSE'de seçer ya da seçmeli diyelim. Mühendislik okumak isteyen bir öğrenci genellikle product design gibi, yazılım okumak isteyen öğrenci IT ya da computer science gibi dersleri seçer. Sağlık sektöründe bir kariyer hedefleyen bir öğrenci, eczacılık, diş hekimliği, tıp gibi hedefleri olan öğrenci science dersine, yani fen bilgisine daha yatkın olduğundan dolayı triple science'ı seçer. Birinci kilit tabii burada kıstas öğrencinin hedefleri. Tabii bununla beraber öğrencinin hangi derslere daha yatkın olduğu, hangi dersleri daha çok sevdiği ya da ilgi duyduğu da çok önemli bu seçimlerde. Bu iki ana başlık doğrultusunda çocuklar seçimlerini yapmalıdırlar. Seçimler daha sonra değiştirilebilir. Ondan da bahsedelim. Okullar başladıktan sonra, GCSE'ler başladıktan sonra 10. sınıfın ilk bir ayında çocuklar bazen, tabii bu yine okulun inisiyatifindedir, bazı dersleri bırakıp yerine başka dersleri alabilir. Eğer timetable'ları yani ders programları buna elverişliyse, iki dersin saatleri aynı anda değilse, ders bırakıp farklı bir derse geçme opsiyonu okullar genellikle öğrencilere tanırlar. Çocukların genellikle yaptığı hatalardan da bahsedelim bu ders seçimlerinde. En büyük hata çocuklar sadece arkadaşları o dersi seçtiği için tercih edebiliyorlar. Arkadaşı Fransızca seçtiği için Fransızca ya da arkadaşı art sanat dersi seçtiği için seçebiliyorlar. Ama eğer öğrencinin creative dediğimiz yani yaratıcı bir tarafı yok ise özellikle sanat dersinde gerçekten çok ciddi sıkıntılar yaşayabilmekte art dersinde. Muhakkak tercih esnasında hani bu noktayı çocukların göz önünde bulundurması gerekiyor. Arkadaşları seçti diye kesinlikle seçilmemesi gerekiyor. İkinci hata sevdiği bir öğretmeni o derse giriyor diye o dersi seçmek. Örneğin ekonomi dersinde bir ya da psikoloji dersine çok sevdiği bir öğretmeni giriyor olabilir. GCSE 2 yıllık bir süreç. Bu süreç zarfında öğretmen okuldan ayrılabilir ya da uzun süreli bir izne çıkmak zorunda kalabilir. Bu da çocukları demoralize edebiliyor ve motivasyonlarını düşürebiliyor. Buna da dikkat etmeleri gerekiyor. Sırf hani favori hocaları, öğretmenleri o dersin dersine girdiği için, hocası olduğu için de kesinlikle seçmemelidirler. Bazı efsaneler var, ondan da bahsedeyim. Çocukların yanlış bildiği bir takım konular var. Sırf o dersi seçti diye artık bütün kariyeri kesinlikle ona endeksli de değil. Hani öğrenci art seçti diye kesinlikle mimarlık okumak zorunda değil. Triple science seçti diye kesinlikle tıp okuyacak diye bir kaide yok. Hani öyle bir direkt yanlış bir bilgi illa computer science seçti diye yazılım mühendisliği okuyacak diye bir şey kesinlikle söz konusu değil. Bu da yanlış bir bilgi. Dördüncü hatalardan bir tanesi ise çocuklar GCSE'lerini seçerken bazen çok aşırı stres yapabiliyorlar. O kadar stres yapmalarında gerek yok kesinlikle. Dediğim gibi tabii ki de kariyer planlamalarında önemli bir viraj. Fakat şöyle örnek vereyim. Triple Science almayan bir öğrenci de tıp okuyabiliyor. Ekonomi almayan bir öğrenci GCSE'de de gidip üniversitede onunla alakalı bir bölüm okuyabiliyor. Kesinlikle ve kesinlikle aşırı stres yapmalarına da gerek yok. Zaten bazı dersler okulda sunulmadığı için, istese de zaten seçemeyeceğinden dolayı kesinlikle
o ders olmadığı için o bölümü okuyamayacak diye bir sıkıntı yaşamayacak çocuklar. O yüzden aşırı stres yapmalarına da gerek yok. Tabii bu noktada sorusu olan öğrenciler var ise, kafası karışan çocuklar varsa bu süreç esnasında rahatlıkla bize ulaşabilirler, telefon açabilirler. Zaten dershanemiz bünyesinde bir rehberlik servisimiz var. Daha önceki videoların birçoğunda da bahsettiğim gibi kesinlikle öğrencimiz olmalarına gerek yok. Merak ettikleri bir konu var ise GCC opsiyonları ile ilgili. Bu videoda değinmediğimiz bir soru olabilir. Kesinlikle bizimle iletişime geçebilirler, videomuza yorum yapabilirler.